Abi de şu an kalasına sana şey yok deme. Karakol cemiyetinden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza Kurumu'ndan Yüzbaşı Seyfettin'e, Min Min Kurumu'ndan Kork Kapı Mehmet Candaz'a selam olsun. İmamatı Harbiye'de Eyüp Bey'e, Merzenci Kurumu'ndan Ahmet Merzenci'ye, Ferhat Kurumu'ndan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kurbacı kahramanlar, Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Sahibi'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankaya'da, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Erkan'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Değerli basın mensupları, lütfen alanı boşaltır mısınız? Dışarı mı çıkın diyorsun? Hayır, alanı. Sadece alanı. Basın mensuplarına alan ayrılmamış. Değerli konuklar, çok kalabalık. Burada yer ayırdık. Sizlere öncelikle çok kalabalık. Herkes oturmuş yani. Aydın gidelim oraya. Nereye ayırdık? İl ve ilçeleri belediye başkan adaylarımızı takdim etmek istiyorum. Bozdağ'ın belediye başkan adayımız Salim Tümer Apaydın. Karacasu belediye başkan adayımız Mustafa Büyük Yapıcı. Sultanhisar belediye başkan adayımız Osman Yıldırımkaya. Karpuzlu belediye başkan adayımız Tuğrul Ozan. Çin'e belediye başkan adayımız Enver Salih Dinçer. Germencik belediye başkan adayımız Fuat Öndeş. Yenipazar belediye başkan adayımız Mehmet Yüzran Erdem. Koçarlı belediye başkan adayımız Mutlu Öztürk. Didim belediye başkan adayımız Ahmet Deniz Atay. Atabay. Düzeltiyorum. Kuşadası belediye başkan adayımız Ömer Güler. Efeler belediye başkan adayımız Mehmet Fatih Atay. ...1960 yılında Aydın'da doğdu. İlkokulu Söke'de Atburgaz'ında okudu. Orta öğrenimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında başladığı voleybol sporunda voleybol milli takımımızda ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil etti. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılından bu yana Söke'de diş hekimi olarak çalışmakta. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası'nın Söke temsilciliğini yürüttü. Ülkesi ve bölgesi için hem sivil toplum örgütlerinde hem de aktif siyasette görev aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır ve insanın hasıdır. Dağlarına bahar girecek memleketimiz. Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere. Yastığım ranzam zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki mahzun resim, haberin var mı?
Mart'ın sonu bahar, dağlarına bahar gelecek memleketimin. 31 Mart günü hava dönecek, Söke'den esecek yel ve alkışlarınızla Söke Belediye Başkanı adayımız Levent Kuncay. Onun umutları yüzyıllarca çağlayan dibinde kalmış çakıl taşları gibi parlaktır. Ve onun umutları mücadelede pes etmeyen yüreği kadar büyüktür. Teşekkür ediyorum. Eğilmez başım gibi gökler bulutlu efem, dağlar yoldaşım gibi sana ne mutlu efem. Oyna, yansın cephenin, yansın güneşten temin. Gün bizim, şenlik bizim, sana ne mutlu efem. O, ülkenin en başarılı belediye başkanı. O, sadece Aydın'ın değil, bu topraklarda ve bu coğrafyada yaşayan herkesin bildiği ve alkışladığı biridir. O hep içimizde ve halkın içinde oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, topuklu efemiz Özlem Çerçioğlu. Değerli konuklar, toplantımıza katılan ilçe başkanımız, il başkanımız, adaylarımızın konuşmalarını yapmak üzere sırasıyla mikrofona davet edeceğim. İlk önce Söke ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Akkaya lütfen mikrofona tanıyın. Şu önümüzdeki alanı açarsak hem konuşmacılarımız daha rahat mikrofona ulaşır, hem de konuşalım der görülür. Buyurun ilçe başkanım. Arkadaşlar ortayı lütfen boşaltın. Değerli yol arkadaşlarım, sayın vekillerim, sayın belediye başkanlarım, sayın ilçe başkanlarım, sayın il başkanım, sayın büyükşehir belediye başkanım, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, sayın basın mensupları ve İYİ Parti'nin değerli yöneticileri, değerli konuklar. Söke Belediye Başkan adayımız Sayın Levent Tuncel'in tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Yönetim kurulum adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklar, Türkiye'nin durumu hepinizce malum. Ülkemiz boş bir gemi gibi savrulup durmaktadır. Eğitim sistemi çökmüş, çiftçi, esnaf, emekli zor durumdadır. İşçi yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri kumpaslarla bitirilmiş, hukuk yok edilerek tek adamın iki dudağının arasına hapsedilmiştir. Sanat, bilim ve felsefe bitmiş, gazeteciler mesleğinden dolayı içeri atılmıştır. Suriye meselesiyle kafamız Orta Doğu bataklığına saplanmış, sağlık sistemi çökmüş, en elzem ilaçlar ya da vatandaşa fatura edilmekte ya piyasada bulunmamaktadır. Milli görüş diye Arap görüşü, İslamcı bakış açısı, Osmancılıkla birleşince
ucube tek adam rejimiyle gerici yobaz bir düzen ortaya çıkmıştır. Değerli büyüklerim, değerli konuklar, izin verirseniz sizinle biraz daha yerelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sürecini paylaşmak istiyorum. 2014 yılında belediye başkanlığı seçimlerinde ilçe başkanıydım. O süreçte ilçe örgütümüz içerisinde 3 tane adayımız bulunmaktaydı. Ancak biz bu adaylarımızı değerlendirirken Ticaret Odası Başkanı Sayın Süleyman Toyran'ın adı ön plana çıktı. Biz arkadaşlar, sağ taraftaki arkadaşlar, lütfen biraz geriye gidebilir miyiz? Lütfen. Evet. Lütfen geriye gidelim biraz. Arka taraftakiler de görsün, faydalansınlar. Evet, sağ taraftaki arkadaşlar. Biz bu ismin yerelde olmadığını söyledik. Ancak merkezimizin Süleyman Toyran'ın Söke Belediye Başkan adayı olarak görevlendirdi. Biz adaya sahip çıkarak çok çalıştık. Köy köy, kasaba kasaba, kapı kapı dolaşarak üçüncü kez Söke Belediye Başkanlığını aldık. Söke'de bu bir ilkti. Üç kez üst üste hiçbir parti seçimi kazanamamıştı. Örgütüm, yönetim kurulum, kadın kollarım ve gençlik kollarım gece gündüz çalıştılar. Bu çalışmalarımıza topuklu efemiz Sayın Özlem Çerçoğlu da çok büyük destek verdi. Buradan örgütüme ve Sayın Özlem Çerçoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Bu seçimde Söke 25.450 oy alırken Büyükşehir 33.274 oy almıştır. Daha sonra Süleyman Toyran ve danışmanları bu seçimi tek başına Süleyman Toyran'ın aldığını söylemeye ve böyle bir algı yaratmaya başladılar. Örgütü ve yola çıktığı arkadaşlarını yok saydılar. Sayın Toyran örgüt... Sayın Toyran, örgün çalışmazsa sen tek başına seçimi kazanamazdın. Şimdi genel merkezimizin seni tekrar aday göstermedi diye partimizden istifa ettin. Tek başına seçime gir de görelim. Örgüt olmadan ne kadar oy alacaksın? Vefakar ve cefakar ilçe örgütünü yok sayıp seçim alabilecek misiniz? Örgüt olmadan hiçbir şey olmaz değerli arkadaşlarım. Partimizin omurgası örgüttür. Yok saydığınız bu örgüt, belediye başkan adayımız Sayın Levent Tunceli de Söke Belediye Başkan adayı başkanı yapacaktır. Adayımız çok çalışacak ve o makamı başka bir partiye vermeyecektir. Değerli yol arkadaşlarım, değerli büyüklerim, Söke ilçe örgütümüzün istifasından sonra 2 gün önce ben ve yönetim kurulum il başkanlığımızca göreve layık görülerek görevlendirildik. Önümüzde çok kısa bir dönem var. Bu kısa dönemde Söke'mizin değerli diş hekimlerinden Sayın Levent Tuncel'in belediye başkanı olabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu aşamada çalışmalarıyla ve projeleriyle ünü tüm Türkiye'ye yayılmış olan Topuklu Efe'miz Sayın Özlem Çerçoğlu'nun bize katkısı çok büyük olacağına inanıyorum. Ve o ve yol arkadaşları daha önceki çalışmalarında bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu defa da bırakmayacaktır. Geniş caddeleri,
mis kokulu çiçekleriyle donatılmış parkları, trafik sorunu halledilmiş yolları, şehir nefes almasını sağlayan alanları, ulaşılabilen modern santral garajı, içilebilen temiz suları, en ücra köşedeki insanlara ulaşabilen sosyal çalışmaları, modern su tahliye sistemleri ve bilimsel sanatsal çalışmaların yapılacağı kültür sarayıyla başka bir söke mümkündür. Bunu başaracak olan da Sayın Levent Kuzey'dir. O örgüt içerisinden geliyor. Geçen sefer aday gösterilmediği halde küsmedi, yılmadı, çalıştı. Onun deyimiyle insanların daha rahat yaşayabileceği bir başka söke mümkün. Biz de ona katılıyoruz, ona güveniyoruz, ona inanıyoruz, onunla çalışıp onunla başaracağız. İl örgütümüzün ve Sayın Çerçioğlu'nun yanımızda olduğunu biliyoruz. Tüm başkan adaylarıma başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Sayın İlçe Başkanım, teşekkür ederim. Değerli konuklar, Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu size hitap ederken tüm halkıyla göz göze kalmak istiyor. Bu nedenle ayakta kalan arkadaşlarımızın kenarlara doğru geçmesi ya da çömelmesi gerekmektedir. Lütfen. Basın mensuplarını protokol masasının arkasına almak istiyoruz. Sizlere gelen 3 telgrafı iletmek istiyorum. Cumhuriyetin aydınlık yüzleri, karanlığın bekçilerine karşı Cumhuriyetin meşalesini taşıyanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini yüreklerinde ve inançlarında yaşatanlar, emeğin ve emekten yana olanlar, yani sizler, Cumhuriyet Halk Partililer, Kuvayi Milliyeciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 31 Mart'taki yerel seçimlerde birlikte büyükşehir ve ilçelerde başarılarımızı zaferle taçlandıracağız. 1 Nisan sabahı ülkemizde yeni bir demokrasi sayfası açılacak. Bu duygu ve düşüncelerle Çökelik Belediye Başkanı adayımız Sayın Levent Tuncel'e başarılar diliyorum. Bülent Tezcan, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, Aydın Milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel kurul çalışmalarının sürmesi sebebiyle aday açıklamamızda aranızda olamayacağının üzüntüsünü yaşamaktayım. Hedefimiz büyükşehir ve tüm ilçelerde CHP bayrağını dalgalandırmak, birlik ve beraberliğimizi bozmadan gece gündüz çalışarak başaracağımız şüphesizdir. Gün birlik günüdür. Mesele memleket meselesidir. Toplantıya katılan tüm yol arkadaşlarıma ve sökelilere sevgi saygılarımı sunuyorum. Adaylarımıza başarılar diliyorum. Hüseyin Yıldız, CHP Aydın Milletvekili. Meclis Genel Kurulu çalışmalarım nedeniyle aday tanıtım katılamıyorum. 31 Mart ülkemiz için yeni bir başlangıç olacaktır. Söke Belediye Başkanı adayımız Sayın Levent Tuncel ile birlikte 31 Mart'ta Söke'de CHP bayrağı dalgalanmaya devam edecektir. Bu inanç, duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Süleyman Bülbül, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili. Değerli konuklar, konuşmacıları teker teker mikrofona davet etmeye devam edeceğim. Mehmet Fatih Atay, 22. 23. ve 24. dönem milletvekilimiz. Buyurun sayın vekilim. Biraz öne alalım mı? Alalım. Bunu biraz öne alalım. Tamam. Tamam hocam. İki mikrofon da çalışıyor. Tamam güzel. Bir de yakın konuş. Yakın konuş. Yakın. Sayın İl Başkanım,
ilçe başkanlarım, büyükşehir belediye başkanım, belediye başkan adayım, milletvekili sevgili büyüklerim, kadın kolları il başkanımız, sevgili partililer, sevgili basın mensupları, hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben bugün pek adet olmadığı halde konuşma hakkı verildiği için teşekkür ederim. Bazı şeyleri açıklamak için buradayım ben. Bu konuşmayı o nedenle yapıyorum. Efeler belediye başkan adayı olan, aday olan ve şu anda da Efeler belediye başkanı olan Sayın Mesut Özakcan dün saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde milletvekili oldu. Efeler belediye başkanı oldu. Şimdi gösterilmediği için istifa etti. Bu nedenle bugün bu konuşmayı yapıyorum. Değerli arkadaşlarım, çok ayıpsadığım için buradayım. Bakın, hiçbirimiz milletvekili, belediye başkanı doğmadık annemizden. Bağımsız da olmadık. Bizi Cumhuriyet Halk Partisi yaptı, değil mi arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. O örgüt yaptı, sizler yaptınız. Borcumuz var. Hayatımızın sonuna kadar sizlere, bu örgüte, bu partiye, Cumhuriyete, Atatürk'e, herkese borcumuz var. Bu borcumuzu ödemek için mücadele ediyoruz. Seni yaparlarken iyiydi de şimdi yapmadıkları zaman mı parti suçlu oldu? Şimdi mi parti suçlu oldu? Sevgili Sökeliler, sevgili örgütüm, 24 Haziran'da genel seçimler yapıldı, değil mi? Ben de milletvekili adayı oldum. Beni listeye yazmadılar. Doğru mu? Yazmadılar. Küstün mü? İstifam ettim. Söke'de Cumhuriyet Meydanı'nda konuşmadık mı? Partim bir oy daha alsın diye, bir fazla oy alarak Cumhurbaşkanlığını kazansın diye, parlamentoda çoğunluğu sağlasın diye çaba göstermedik mi? Alın terimizi akıtmadık mı? Emek sarf etmedik mi arkadaşlar ha? Şimdi birileri ben olmadım diye istifa ediyor. Kim için? Makam için. Yazıklar olsun arkadaşlar. İnanın yazıklar olsun. Birilerinin partisi olmuş bu parti. Seni aday gösterirken birilerinin partisi değildi ya. Efeler ilçe örgütüne gelip de müracaat ettiğin zaman birilerinin partisi değildi ya. Şimdi mi oldu? Seni göstermedikleri zaman mı oldu? Birilerinin partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu parti hepimizin partisi arkadaşlar. Hepimizin partisi. Kimsenin malı mülkü değil. Bu partide doğru olanlar kalacak, eğri olanlar da gidecek arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin. Güzel bir ortamda sert bir konuşma yaptım. Kusura bakmayın. Bugün böyle bir güzel, böyle bir güzelliğin, böyle bir coşkunun, böyle bir heyecanın 31 Mart'a kadar sürüp Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının tekrar Söke Belediyesi'ne ve Büyükşehir'e dikileceğini, tabii Efeler'e de dikileceğine inanıyor. Hepinize en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Sizlere hitap etmek üzere İl Başkanım Ali Çankır Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Çok kıymetli partililerim, ilçe başkanım ve yöneticilerim, il yöneticilerim, gençlik ve kadın kollarımızın başkan ve yöneticileri, eski ilçe başkanlarım, yöneticilerim,
belediye başkan adaylarım, milletvekilim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çarşıoğlu, SÖKE ilçe örgütümüzün yapı taşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın emekçileri, İYİ Partili dostlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni SÖKE'de 3 dönemdir iktidara getirme onur ve gururunu bizlere yaşatan sevgili SÖKE'li hemşerilerim, diş hekimi Levent Tuncay kardeşimin Cumhuriyet Halk Partisi SÖKE Belediye Başkanı aday toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, öncelikle çiçeği burnunda ilçe başkanımız çok yerinde tespitler yaptı biraz önce. Çiçeği burnunda diyorum ama Hüseyin Başkan hepinizin bildiği üzere çok tecrübeli, partimizin mihenk taşlarından birisi. Kendisinin 2014'te köy köy, kapı kapı, sokak sokak örgütümüzle birlikte çalışarak SÖKE Belediye'mizin 3. dönemde de kazanılmasında büyük emekleri var. Şimdi yine yeniden adayımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve güçlü yönetimimizle birlikte başarıya ulaşacaklar. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Başkanın tecrübesine ve birbirinden değerli isimlerin olduğu yönetimimizle, yine Kadın Kolları Başkanımız Müjgan kardeşimize ve yönetim kuruluna güveniyorum. 2019'da eminim o bayrağı yine sizinle birlikte SÖKE Belediyesi semalarında hep beraber dalgalandıracağız. Değerli arkadaşlarım, 18 Aralık tarihinde partimiz, adayımız belirlendi. Levent Tuncel SÖKE'mizin adayı oldu. Nezaket çerçevesinde partimizin ruhuna hitap eden bir davranış kültürüyle davranan Erkan Polat ve Efkan Ceylan kardeşlerime partim ve örgütüm adına teşekkür ediyorum. Ancak bazıları olayı hazmedemedi ve kişiselleştirdi. Bildiğiniz üzere Levent kardeşim 2014 yılında da aday adayıydı. O gün başka bir tercih yapılmıştı. Levent Bey diğer aday adaylarımızın bugün davrandığı gibi küsmedi, darılmadı. O günden bugüne partisi için çalıştı, mücadele etti. Doğrusu da buydu. Buradan açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ideallerimiz, ilkelerimiz, hedeflerimiz varsa zaten süreç sizi bir yere getirir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuklar gelip geçicidir. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Türkiye Cumhuriyeti sevdamızdır. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olurken verilen üye kartının arkasında önemli bir imza vardır. O imza Cumhuriyet Halk Partisi'nin ebedi genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıdır. Aday yapılmadın diye o kartı bir çırpıda atamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk'e sırt çeviremezsiniz. Çevirtmeyiz. Bu parti, bu örgüt sana belediye başkanlığı makamı gibi onurlu bir makam verecek. Sen de ben olmadım gidiyorum diyeceksin. O zaman bağımsız girersin. Aday olursun, boyunun ölçüsünü de sandıkta alırsın. O belediyeler ve diğer belediyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olarak da kalmaya devam edecekler. Değerli yol arkadaşlarım, SÖKE büyüyen ekonomisiyle, tarımıyla, gelişmekte olan sanayisiyle, doğal güzellikleriyle, tarihi yapılarıyla, geçiş güzergahları üzerinde yer alması ile birçok avantajı kendi bünyesinde barındırıyor. Ancak sosyal ve kültürel hayatın geri planda kalması, sadece tarıma dayalı ekonomisiyle iki turizm kentimiz arasında sıkışmış bir görüntü sergiliyor. Ben SÖKE'yi Aydın'ın batısının merkezi olarak görüyorum. SÖKE'yi büyük şehir olan Aydın'ın batıdaki merkez noktası olarak hayal ediyorum.
Bu şehrin insan kaynakları ve doğal zenginlikleri Aydın'ın batısındaki turizm ve tarımı büyütmeye yetip artacaktır. İşte bu gelişmeyi sağlamada en önemli husus yerel yönetimler, yerel yönetimlerimizin koordinasyonu bütünsel bir ortak akıl ve uyumdur. Değerli arkadaşlar, uyum olmadan verim olmaz. Ortak akıl olmadan sonuç alınmaz. İşte o modelin gelecekteki mimarları burada. El ele, kol kola, omuz omuza sizlerin huzurundalar. Bu uyum ve ortak aklı işletecek olan örgütümüz burada. Levent Tuncel kardeşim burada. Aydın'ımızın gururu, topuk tefemiz, Özlem Başkanımız burada. Söke'de birlik ve beraberliğin mimarı olacaklar. Ben bu salonda bugün itibariyle yeni bir sayfa açtığımıza, partimizin güçlü örgüt kadrolarıyla dördüncü kez Söke Belediye'mizde bayrağımızı dikeceğimize gönülden inanıyorum. Değerli Sökeliler, değerli partilerim, sizler de buna inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Sandıkları patlatacak mıyız? Sağ olun. Değerli Sökeliler, ben Levent Tuncel kardeşimin dürüstlüğüne, çalışkanlığına ve vizyonuna güveniyorum. Söke'mizde bu yeni dönemde Özlem Çerçioğlu liderliğinde Levent kardeşimin Söke'nin bu hayati ve yapısal konularını çözeceğini biliyorum. Birbirinden iddialı projelerini önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız da Söke'ye ilişkin projelerinden bahsedecek. Ancak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de belediyecilikte çığır açan, belediyeciliğe yeni bir soluk getiren bir başkanımız, topuklu efemiz, Özlem'imiz var. Artık Türkiye'de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin belediyecilikte ortaya çıktığı, yerel kalkınmayı ve sosyal dayanışmayı değişmez hedef haline getiren belediyeciliği Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'a kazandırdığı bir eserdir. Ben Özlem Başkanımızın ve Levent Tuncel kardeşimin Söke için yeni bir yerel kalkınma modelini inşa edeceklerine inanıyorum ve biliyorum. Bu birliktelik Söke'yi yeniden şaha kaldıracak. Değerli yol arkadaşlarım, karşımıza daha büyük şehir adayı belirleyemeyen Söke ilçemizde kime aday çıkarılacağına henüz karar veremeyen bir ittifak var. Yani bu arkadaşların kafası epey karışık. O nedenle bugünlerde sahada epeyce saçmalıyorlar. Fakir fukaranın ekmeğine kan doğradıkları yetmiyor. Bir de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerini yasaklıyorlar. Ben buradan Sökeli Özel Hastane sahibi beyefendiye sesleniyorum. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali konuşan milletvekili, milletin sağlığı ticari bir konu değildir. Hükümetinizi anladık, sağlığı ticaretleştirdiniz. Seni de anladık, cebini düşünüyorsun. Yalnız kimsesizleri de unutma. Onlar yalnız değiller. Buralarda biz varız. Cumhuriyet Halk Partisi var. Düşenin dostu, derde derman olan sosyal demokratlar var, yurtseverler var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cesur belediye başkanı var, Aydın'ın topuklu efesi Özlem Çerçioğlu var. O nedenle bu milletin ahı tuttu mu iflah olmazsınız. Yol yakınken cebini düşünmekten vazgeç sevgili milletvekili kardeşim. Metin ol. Sen de vicdanen rahatlarsın. Doğruyu bulursun. Değerli arkadaşlarım, değerli partililerim, 81 günümüz kaldı. Bu süreçte sizlerden istediğim bir olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, çok çalışacağız. Başkanlarımızı 7/24 uyumadan halkımızla buluşturacağız. Projelerimizi anlatacağız. Halkımıza güven vermeye devam edeceğiz.
ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını hem Aydın'da hem Söke'de hep beraber perçinleyeceğiz. Sözlerime son verirken Söke'yi ve Aydın'ı Levent Başkanım ve Özlem Başkanıma ve Söke Belediye Başkanım diyorum artık Levent Tunceli, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Özlem Çerçioğlu'nu da sizlere emanet ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz Sayın İl Başkanım. Evet, İl Başkanımın dediği gibi ben Söke Belediye Başkan adayı olarak tanıtmayacağım. Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel. Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekilleri, ilçe başkanlarım. Yanaş, yanaş. Belediye başkan adayları, ilçe yöneticilerim, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, İyi Parti yöneticileri, değerli muhtarlarım, basın emekçileri ve Söke'mizin güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. (Gülüyor) 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulması ile bütün mazlum devletlere ve ezilen halklara Türkiye Cumhuriyeti örnek oldu. Biliyorsunuz ki ülkemizde demokrasi uğruna birçok ağır bedeller ödendi. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaptığı fedakarlıklar, savaşlarda gösterdikleri başarılar sayesinde bugün buradayız. Atamızın yapmış olduğu devrimler sayesinde ülkemiz çağdaş bir seviyeye ulaştı. Bugün burada Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyor, milletlerimi, saygılarımı sunuyorum. Benim aday olmama destek veren, başta Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti meclisime, MYK üyelerime ve yola çıktığım günden beri beni asla yalnız bırakmayan İl Başkanım Ali Çankır Bey ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ömer Ağa ile başlayan Söke'nin belediye başkanlığı serüvenine ismimin layık görülmesi benim için büyük bir gurur ve onurdur. Burada daha önce görev yapmış tüm belediye başkanları ve ekiplerine, Söke'ye bir çivi çakmış herkese Söke sevdası olarak teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin kurucusu, demokrasinin öncüsü sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Şu salona bakıp gözlerinizdeki pırıltıyı görünce, yüreklerinizdeki sevdayı ve gönül birliğini hissedince Söke'yi gerçekten seviyorum. Söke'nin sadece taşını toprağını değil,
güzel insanlarını, sizleri seviyorum. Sizlerin aşınıza, işinize, kendinize, ülkenize, geleceğinize, cumhuriyetinize, atanıza sahip çıkma azim ve kararlılığınızı seviyorum. O azim ve kararlılığınız da bana burada olma şerefini, belediye başkan adayınız olma onurunu verdiniz. Bu şerefli göreve beni siz davet ettiniz. Bu yüzden esas olan ben size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Şimdi sizlerden aldığım güç ile tüm vatandaşlarımın içinde yaşamaktan mutlu olacağım ve Türkiye'yi yaratmak amacıyla yola çıktım ve aday adaylığımı açıkladım. İlk gün söylediğim gibi bir kere daha yüksek sesle söylemek istiyorum ki ben Levent Tuncel, Söke'nin çocuklarının, kadınlarının, gençlerinin, yaşlılarının, engellilerinin, işçisinin, çiftçisinin, esnafının ve sanayicisinin kendisiyle ve komşusuyla barışık, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşaması için göreve hazırım. Sizlerden aldığım güçle ve projelerimizle altyapısı, yolları, parkları, çevre düzenlemeleri, cazibe merkezleriyle fiziksel açıdan daha rahat, kaliteli, yaşanabilir bir kent yaratmak için hazırım. Ekonomisi gelişmiş, küçük işletmeleri desteklenmiş, kaynakları verimli kullanılmış, üreten ve istihdam yaratan, rantı halkına dönen bir Söke inşa etmek için hazırım. İnsan odaklı, halkçı, katılımcı, dayanışmacı, demokrat ve şeffaf bir anlayışla ulaşılabilir, sağlık ve eğitim hizmetlerinin verildiği, Söke'de yaşayan herkesin gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak, ortaya çıkacak problemleri çözecek, sosyal ve kültürel etkinliklerle donatılmış çağdaş bir kent inşa etmek için hazırım. Ama çok çalışmamız lazım. Önümüzde sadece 81 gün kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte gecemizi gündüzümüze katmaya, çalınmadık kapı, ulaşılmadık bir karış yer bırakmadan, yorulmadan koşturacağız ama sonunda kazanacağımız bu mücadeleye birlikte vermeye hazır mısınız? Arkadaşlar bir kez daha soruyorum, hazır mıyız? Bu çabaya ben de hazırım. Hazırsanız alın terimizi ve emeğimizi bir araya getirmeye kararlı, azimli ve cesur yürekleriz biz. Köy köy, ev ev, kişi kişi ulaşmamız, sevdamızı, yapacakları anlatmamız gereken daha 120 bin hemşerimiz var. Ve önümüzde sadece 2,5 aya yakın bir zaman kaldı. Sizce biz bu 2,5 ay bize yeter mi arkadaşlar? O zaman hep birlikte yola çıkalım. Biliyorsunuz ki gücü kontrol etmenin ve ortaya çıkarmanın yolu birleşmekten geçer. Büyükşehir Belediye'miz ile tüm sorunları ele alacağız ve önümüzdeki dönemde birlikte el ele, omuz omuza Söke'nin sorunlarına derman olacağız. 2018 yılında ülkemizde 440 kadın cinayeti işlendi. Cumhuriyet'in ilk kadın hakimi biliyorsunuz Adalet Hanım Sökeli'dir. Bizler Söke'mizde daha nice Adalet Hanımlar yetiştirmek istiyoruz. Sökeli olarak Atatürk'ün ey kahraman Türk kadınları diye hitap ettiği tüm kadınlarımızın yanındayız. Sökeli kadınlarımızın her zaman yanında olacağız ve onların bizim yanımızda olmasını umut ediyoruz. Size birazdan Söke'nin çözüm bekleyen birkaç sorunundan ve çözümünden bahsedeceğim. Size şu anda sorsam, eminim ki Söke'nin en önemli sorunu nedir diye sorsam, alacağım cevap sonucunu biliyorum. Hepiniz diyeceksiniz ki trafik ve otopark. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar önümüzdeki dönem bizim Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Söke merkezde 2 adet otopark projemiz var. Bu otoparklar birisi açık otopark, birisi kapalı otopark olacak. Bunları gerçekleştirdiğimizde Söke'de artık otopark problemi kalmayacak ve trafiğin yükü büyük ölçüde azalacak.
yıllardır beni üzen olaylardan biri de çocuklarımızın yaz döneminde minibüslere doluşarak Kuşadası'nda çeşitli otellerde havuzlarda kurslara gitmesiydi. Size buradan müjdeyi vermek istiyorum. Önümüzdeki dönem çocuklarımız artık Söke'de kapalı ve yüzme havuzlarında yüzecekler. Otogar ve Kültür Merkezi projemiz yine önümüzdeki dönemde hizmete girecek projelerden. Daha birçok proje büyük şehirle birlikte gerçekleştireceğimiz projelerden. Bunları size sırası geldikçe anlatacağım. Şehrimizi ben yaptım oldu mantığıyla değil, hep birlikte yöneteceğiz. Hepinizin fikirleri bizler için önemli. Muaviye'ye Ebu Zer'e sorar. Sarayımı nasıl buldun diye. Ebu Zer cevap verir. Eğer kendin de paranla yaptıysan israftır. Halkın parasıyla yaptıysan haramdır. Ben sizlerin şartlarınızın üstünde yaşamak için değil, koltuğumla övünmek için değil, ben sizin dostluğunuz, sırdaşınız, yoldaşınız olmak için varım. Bu mücadele hepimizin. Beni yalnız bırakmayacağınızı, dostluğunuzu, yoldaşlığınızı esirgemeyeceğinizi biliyorum. Size güveniyorum. Sizlerin de bana güvenip inanmasını istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Selam olsun bizden önce geçene, selam olsun dosta, hasa, çile çekene, selam olsun dayanana düşene, yüreğimiz yürektir, bakmayacağız 31 Mart akşamı kimsenin gözünün yaşına. Ve o çılgın alkışlarınızla ülkemin belediye başkanı, Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu. Başkanım, ilçe başkanım, kadın kollarım, çok değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, belediye başkan adaylarım, çağdaş, demokratik, layık, Atatürk'ün gösterdiği yolda hiç ayrılmayan Cumhuriyet Halk Partililer, Sökünlüler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Neyse bir arıza var mı? Biraz daha aşkına. Değerli basın mensupları, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biraz sizleri de yoruyoruz, farkındayım. Benim çok söyleyeceğim şeyler var. Ama bir cümleyle ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ben sizi çok özlemişim Sökeliler. Çok özlemişim. Her şeyi anlatıyordur değil mi? Daha fazla konuşmayacağım bunun üzerinde. Ben şunu söylüyorum. Bir belediye başkanı koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile o koltuğa oturduktan sonra geçen süre zarfında eğer mal varlığında, yaşam standartında bir yükselme oldu ise onun hesabını verebilmeli. Ticaret yapıyordur,
çıkartıp ülkeye ödediği vergiyi vergi levhasını gösterir. Miras kalmıştır, bunu ortaya koyar. Ama bunu gösteremiyorsa ve bu benim anamın babamın çıkıntısından kaldı diyorsa biz bunu yemeyiz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorsan ve siyaset yapmaya devam etmek istiyorsan önce kardeşim bunun hesabını vereceksin, vereceksin. Ona buna gıybet etmeyeceksin, gıybet etmeyeceksin. Efendim? İstifa etmekle olmuyor diyorum. Ya o zaten bak burada Sayın Severci burada. 10 yıl Söke Belediye Başkanlığı yaptı. Doğru mu? 84-94. Daha sonra milletvekilliğimizi yaptı. Bizim çok değerli belediye başkanımız Sayın Levent Tuncel geçen dönem aday adayıydı. Aday olmadı. Küsmek ne demek? Ne küsmesi ya? Terk edip gidiyorlar, istifa ediyorlar. Sen belediye başkanı seçilmen için Aydın örgütü canını dişine takarak gece gündüz çalıştı. Hiçbirimiz hakkımızı helal etmiyoruz. Bir de bu bilmem ne partisi, bunun partisi olmuş. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu parti bir kişiye özel değildir. Döneceksin, bakacaksın bir kendine. Bir de arkadaşlar, bu sürekli ben bu koltukta oturacağım diye bir şey yok. İlla sen mi olacaksın hep? Bırak başkaları da olsun. Bak gençlerimiz var. Gençler olsun. Hep ben, hep ben. Ben yoksam yoksa. Olma git kardeşim ya git. Zaten böyle insanların işi de yok bu partide. Neyse ben bu konuyu çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü değmez arkadaşlar konuşmaya. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıl içinde Söke'ye 108 trilyonluk yatırım yaptık. Tarihinde almamış bir yatırım. Şimdi çok değerli belediye başkanımla inanın bunun 3 katını yapacağız hizmete. En az 3 katını yapacağız. Şimdi ben size buradan bir müjde vermek istiyorum. Söke'nin en büyük ihtiyacı neydi? Otogar. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Söke'deki bir arazimizi kamulaştırdık ve seçimlerden sonra hemen inşaatına başlıyoruz. Bir yıl içinde de sizin kullanımınıza açıyoruz. Çevre yolunun hemen karşısında. Trafiğin de çok rahatlatacak bir noktada. Projesini de hazırladık, bitirdik. Fakat şimdi siz bana sorabilirsiniz, neden ihaleye çıkmıyorsunuz diye. Merkezi hükümetin almış olduğu tedbirlerden dolayı şu anda hiçbir belediyemiz ihaleye maalesef çıkamıyor. Ama yarın bunu serbest bıraksınlar, hemen çıkarız. Biz Söke sevdalısıyız. Biz Aydın sevdalısıyız. Yine çok değerli belediye başkanım ve örgütümle beraber, meclis üyelerimizle beraber Söke halkına, Aydın halkına hizmet etmek için aday olduk. Ve ben inanıyorum ki yine Söke halkı teveccühü gösterecek ve yine bizler sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm gücümüzle. Bakın hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütümün başını öne eğdirmedim. Hep dik tuttum. Size tekrar söz veriyorum. Dik tutmaya devam edeceğim. Yeter ki sizler yanımızda olun.
Seçime artık çok kısa bir süre kaldı. Buradan gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, tüm örgütüme seslenmek istiyorum. Bu süre zarfında evi falan unutun, iş yerlerini unutun. Zaten kriz var, iş de olmuyor ya, boşu boşuna dükkanları falan açmayın. Gelin hep beraber sokakta 80 gün çalışalım ve tekrar biz Söke'yi hak ettiği noktaya belediye başkanımızı o koltuğa oturtalım. Söke'nin geleceği için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, çocuklarımız için yapacağımız çok iş var. Az önce söyledim. 108 milyon lira yatırım yaptık. Yiğidi öldürün ama hakkını da verin arkadaşlar. Gece gündüz çalıştık, gece gündüz çalıştık. Ama sizlerden aldığımız desteklerle ben buradan Söke'deki tüm muhtarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Belediye meclis üyelerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük destek verdiler. Ama şimdi daha güçlüyüz. Çünkü Söke ilçe başkanımız, yönetimimiz, kadın kollarımız bizim yanımızda. Sizler bizim yanımızdasınız. Sağ olun, var olun. Bir soru sormak istiyorum size. Bir soru sormak istiyorum. Ayva'yı biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Şimdi biz her zaman fakir fukara garip kurabanın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez. Aydın'da hiç kimse karnı aç yatağa girmez. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal belediyeciliği Türkiye'de en iyi yapan belediyedir. Ben de iddia ediyorum ki Aydın Büyükşehir Belediyesi ilk beşin içindedir. Biz bu aymayı neden kurduk? İnsanlarımız daha rahat etsin diye. Biz bu aymayı neden bu kadar üstüne düşüyoruz? İnsanlarımız daha mutlu yaşasın diye. Şimdi kalkmışlar aymayı yasaklıyorlar. Ya biz aymayı yasaklamadık. Hadi canım sen de orada. Kardeşim. Hiçbir eksiğimiz yok. Ruhsatı eksikmiş. Ya nerede? Çıkar bir belgesini göster görelim nesi eksik. Sen yazmadın mı Sağlık İl Müdürlüğü olarak bakanlığa? Ruhsatı ben Büyükşehir Belediyesi'ne mi vereyim? Yoksa ruhsatı Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketine mi vereyim? Eğer bir eksiğimiz olsaydı zaten ruhsat aşamasına gelmişsin bakanlığa bunu sormasın. Bunun adı siyasette topu taça atmak demektir beyler. Şimdi sen bu fakir fukara garip kurabadan ne istedin? Kendin yetişemiyorsun. Yapmayın. Böyle siyaset olmaz. Sen bu düşüncelerle, bu icraatlarla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamazsın. İşte AKP'nin Aydın'da yaptığı yanlış bu. Vatandaşı yok sayıyorsun. Hizmetin önünde hep engel oluyorsun. Bizler de hizmetin önündeki engelleri hep kaldırıyoruz. Bizim görevimiz budur. Hizmetin önündeki engelleri kaldırmak. Eğer bu söylediğimde bir yanlış varsa İl Sağlık Müdürü kalksın yanlış desin. Ruhsatta ne eksiğimiz var soruyorum. Hiçbir eksiğimiz yok. Neden vermiyorsun? Ali Baba'nın çiftliği mi orası? Neden vatandaşın hizmet almasını engelliyorsun? Şöyle de olabilir. Sağlık İl Müdürü şunu da diyebilir. Vallahi başkanım ben vereceğim 8-9 aydır ama ve lakin verdirmiyorlar. Üzerimizde baskı var da diyebilir. Bunu da söyleyebilir. Hiç sorun yok. Başkanım onlar yaklaşık çalışmış. Şimdi burası böyle. Onun için bir an önce şu ruhsatı verin. Siz de kurtulup vatandaş da rahat etsin be. Vatandaş ilenmekten bıktı ya. İki elim iki yakanızdadır diyor. Eğer inancınız varsa öbür dünyada iki elim iki yakanızdadır diyor. İleniyor ama bunlar ilenmeyi de bilmez. O ayrı konu. Şimdi. Geri istiyoruz biz de şeyde salgın. Evet inşallah. Yine sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Bizler çok çalıştık.
Çalışmaya da devam ediyoruz. Aydın'a hizmet ediyoruz. Bir de hizmet etmeyen bir grup var. Biz onlara ne diyoruz? Bal yapmayan arı. Vız 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 dolaşıyor. Petekte bal yok. Alınmış bundan. Ay alınmış. Ya gerçekleri söylüyorum ben. Alınmayın bundan. Doğru. Bakın bir dönün. Yok. Şimdi bugün akşam bizim programımız Karacasu'da. Ben Aydın'dan buraya 30 dakikada geldim. 35 dakikada. Şimdi Karacasu'ya 1,5-2 saatte gideceğiz merkezden. Buradan da 2 saat 10 dakika 15 dakikada gideceğiz. Otoban olsaydı böyle mi olurdu ya? 17 yıldır bir otobanı yapamadınız siz. Aydın'dan Denizli'ye kadar. Havaalanı havaalanı dediniz, havaalanını yapamadınız. Verdiğiniz hiçbir sözü yerine getiremediniz. Adalet Sarayı dediniz, onu yapamadınız. Hangi işi yaptınız? Hiçbir işi yapamadınız. İşte Aydın'da AKP'nin başarısız olmasının sebebi bu. Verdikleri sözü yerine getirememesi. Biz demişiz seçim beyannamesinde bunu yapacağız ama halk bizden bunu istemiş, bunu yapmışız. Yine AKP'nin neden Aydın'da başarısız olduğunu söyleyeyim mi size? Halktan kopuk bunlar. Halkın derdini dinlemiyor bunlar. Bunlar o lüks saraylarında, o lüks... Neyse orasını söylemeyeyim şimdi dava açmasınlar. Anladınız siz onu. Oradalar. Bunlar beyaz Türkler, beyaz Türkler, beyaz Türkler. Bunlar fakir fukara, garip kürafanın halinden anlamazlar. Halktan kopuk bunlar. 5 yıldızlı otellerde oruçlarını açarlar. Adını bilmediğimiz meyveleri tüketirler bunlar. Hepsinde birer Ray-Ban gözlükler. İnsanları tepeden bakarlar. İnsanları yok sayarlar. Onun için Aydın'da AKP başarısız. Ve başarısız olmaya da devam edecekler. Çünkü siz vatandaşı dinlemiyorsunuz. Çünkü siz vatandaşa derman olamıyorsunuz. Örnek mi istiyorsun? Al Ayba. Vatandaş gayet memnundu. Siyaset uğruna sen o yaşlı, felçli insanlara ızdırap çektiriyorsun. Neyse, diğerlerini bir dahaki sefere anlatırım. Belki neden başarısız olduklarını anlarlar. Ama şunu da söyleyeyim. Ben bir kitap yazıyorum uzun süredir. Herhalde belli bir süre sonra da kitabımı çıkartacağım. Orada AKP'nin Aydın'da neden başarısız olduğunu anlatıyorum. AKP'nin siyasi aktörleri bürokratlara nasıl baskı yaparak nasıl onları yanlış yönlendirdiğini anlatıyorum. Böylelikle o kitap bittiğinde, gerçi seçimler geçmiş olacak ama eğer okurlarsa Aydın'da AKP'nin neden kaybettiğini, ama belki 2-3 kere okumaları lazım. O zaman belki anlarlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii ki aramızda bir önceki belediye başkanımız, Necdet Başkanımız da var. Başlasın dediğimiz gibi, baktığın sonu bahar, bütün belediye başkan adaylarımızdır. Meclis üyelerimizi basına resim vermek üzere sahneye davet ediyorum. Adaylarımızı, belediye başkan adaylarımızı, baktığın sonu bahar. Aç.